Evet arkadaşlar, kanalıma Aktel Spor'a hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta Süper Lig'de oynanan maçları değerlendireceğiz. Galatasaray Kasımpaşa'yı yeni transfer Zaniola'nın golüyle 1-0'la geçti. Galatasaray'ın bu galibiyet serisine dair bu sene neden başarılı olduğuna dair çok önemli notlarım var. Bir istatistik çıkardım. Bunları sizinle paylaşacağım. Onun dışında Beşiktaş Başakşehir ile oynadı deplasmanda dün. Beşiktaş Başakşehir'i 2 sıfırla geçti. Maç çok anım şanım maç değildi. Beşiktaş'ın doğrularını yanlışlarını Sayın Emre em, Sayın Emre Belezoğlu hocanın doğrularını yanlışlarını konuşacağız. Rotasyonlu kadroyla çıkmasını konuşacağız. Fenerbahçe bu haftayı bay geçti. Çalkantılı dönemde olan Trabzonspor Adana Demirspor'u 4-1 ile geçti. Trabzonspor konusuna şöyle nokta şöyle parantez açmak istiyorum. Değinmek istiyorum. Trabzonspor konusunda bu hafta unutulmuş simalarda konuğum Tayfun Cora'ydı. Evet konuğum dedim yanlış anlaşılmasın. Beni kırmadı. Davetimi geri çevirmedi. Çok mütevazi bir kişilik. Trabzonspor'un eski futbolcusu. 2002'den 2012'ye kadar Trabzonspor kadrosunda bulunmuş. Bir yılda Kayserispor'daki kiralık geçirmiş. Tayfun Cora. Trabzonspor camiasının simge isimlerinden. Tayfun Cora'yla 3 Temmuz sürecinden Trabzonspor'daki futbolculuk dönemine nöre attığı golü Trabzonspor'daki eski futbolculardan bilgiler, Sergen Yalçın anısı Ona e, Tayfun Cora'ya bir quiz yaptım. Oynadığı futbolcular arasında en yeteneklisi, en yeteneksizi, en gadları, en iyi giyineni, en beceriksizi Böyle bir quiz yaptım. Beni kırmadı cevapladı. Trabzonspor O16 takımında çalışmış, O15'de çalışmış. Şu an O16 takımı olmuş. Oradaki yetenekli gençlere tavsiyeler verdi. Oradaki yetenekli gençleri bize aktardı. Şu an hocalık düşünüyor mu? Şu an yurt dışında eğitimler almış. Tekrar yurt dışına çıkacak. Hoca olmak istiyor. Çok önemli bir hoca olacağına da ben inanıyorum. Sayın Tayfun Cora'nın, Tayfun hocamızın. Yani Tayfun Cora röportajını kaçırmayın diyorum futbol severler. Özellikle Trabzonsporlular. Trabzonspor'un şu anki hoca adayını değerlendirdi. Sayın Tayfun Cora, Tayfun hocamız. Video ben videoyu pazartesi çekiyorum. Montajı e, Tayfun Coro röportajının montajı çok uzun sürdü. Bir saati geçti röportajımız ama çok keyifliydi. Çok zevk aldım. Bundan dolayı Beşiktaş maçı, Galatasaray maçı maç sonlarında olamadım. Maçları izledim. Şimdi yorumumu yapacağım. Bugün pazartesi. Pazartesi çekiyorum bu yayını. Salı günü de Tayfun Coro röportajı Aktel Spor'da kanalımızda olacak. Futbol severler kaçırmayın. Özellikle Trabzonsporlular bu röportajı kaçırmayın. Neler söyledi neler. Trabzonspor'un kaotik dönemini değerlendirdi. Trabzonspor'un hocası kim olacak? Ona göre kim olmalı? Onları değerlendirdi. Sayın Tayfun Coro. Evet uzatmadan bugünkü gündeme döneyim. Beşiktaş maçıyla başlayayım. Sıcağı sıcağına dün Beşiktaş Başakşehir'i 2-0'la geçti. Maçın kırılma anları Başakşehir'de 35. dakikada Adnan Can Uzay öyle bir hareket yaptı ki Başakşehir 10 kişi kaldı. 15. dakikada da Beşiktaş maçın başında tatsız tutsuz giden maçta Abu Bakar'ın attığı golle Abu Bakar'ın Klas attığı golle Beşiktaş 1-0 geçti. Ben ne demiştim? Ankara gücü maçından sonra demiştim ki Abu Bakar bu maçta gol atacak. Bu maçtan sonra da patlayacak. Abu Bakar ilk geldiğinde sallanıyor. Ama sonrasında Abu Bakar Belçika'dan bir hoca getirmiş. Belçikalı bir hoca getirmiş. iki hafta önce bireysel çalışmalarına başlamış. Bu kalitesinin yanına fizik gücünü de ekledi. Ve Abu Bakar yine bu kalan 11 haftalık dilimde durdurulamayacak diyorum. Çünkü niye Abu Bakar'ın kalitesi tartışılmaz? Bunu hep söylüyorum. Abu Bakar'ın Rakibini eksiltip sağ çaprazdan attığı golle Beşiktaş 15. dakikada öne geçti. Onun dışında ilk yarıda Adnan Canozoğlu'nun yaptığı hareket kırmızı karttı. Net bir şekilde kontrolsüz girdi. Diğer ayağıyla da kaval kemiğine doğru Beşiktaşlı oyuncunun müdahalede bulunca bu net kırmızı kart. bunu için vara gitmeye bile gerek yok. Bunu tartışmaya da gerek yok. Bunu geçtik. Zaten ortada giden bir maçtı. Beşiktaş 1-0 öne geçtikten sonra Başakşehir'de 35'te 10 kişi kaldıktan sonra Sazı Beşiktaş iyice eline aldı ama Beşiktaş oyunun kontrolünü istediği gibi yönetemedi bence. Ya Şenol Güneş, Ahmetovic, Salih, Gerson orta sahasıyla çıkmış. Ben bu orta sahayı geçen hafta eleştirmiştim. Hep eleştireceğim. Bu maça özel neden eleştirmiyorum? Başakşehir daha çok topu tutan bir takım. Şenol Hoca da topu tutup direkt çıkan Başakşehir'e karşı, hızlı çıkan Başakşehir'e karşı, kontrolü çıkan Başakşehir'e karşı orta sahayı sağlam tut tutmak istemiştir. Bu maça özel bu orta sahayı eleştirmiyorum. Ama bu orta saha üretken bir orta saha değil. Bunu hep söyleyeceğim. Ve özellikle Beşiktaş 1-0 öne geçtikten sonra Ahmet Oviç çıkış oyunlarını iyi yapamadı. Beşiktaş Başakşehir 10 kişi. Senin üstüne de geldiğinde Ahmet Oviç önlü liberada top aldığında topları olumlu kullanması gereken kilit öne doğru gitmesi gereken yerlerde çok kritik pas hataları yaptı. Beşiktaş da hücuma çıkamadı bu yüzden. Beşiktaş Masuaka ile ikinci yarıda yanılmıyorsam 57. dakikada golü buldu. 2-0'a getirdi. Ve bu, saatten sonra Beşiktaş'ın daha çok çıkması lazım. Başakşehir'de 10 kişi olmasına karşı riskleri almaya başladı. Ve Beşiktaş'ta Ahmetoviç, Pasör Ahmetoviç, 6 numaradaki Ahmetoviç gerçekten çıkış oyunlarını iyi yönetemedi. Çok pas hataları yaptı. Getson Fernandez çok çok iyiydi maçta. Getson Fernandez Salih ve Ahmetoviç'le oynadığında çok rahatlamış gözüktü. Maksim'le oynadığı zaman zamanlarda daha da rahatlamış gözükecek. Bu durumda kim kesilecek? Ona bir şey diyemem. Salih Uçan sağ yine çok etkili gözükmese de kağıt üstünde 2 maçtır 2 asist, bir golle oynuyor. Ben Salih Uçan'ı keserim açık bir şekilde. Getson, Ahmetovic ve kim yaparım? Maxim yaparım. Ama şöyle bir durum var. için kesilmesi, kesilmesi lazım ama Ahmetović ayarında bir ön libero yok Beşiktaş'ta. Salih ve Getson daha çok 8 tipi oyuncular, çift yönlü oyuncular. Ahmetović arkayı süpüren, arkada pasörlük yapan bir oyuncu konumunda şu an. Arkayı süpürme konusunda çok başarılı değil de pasörlük konusunda geçen maçta başarılıyken bu maçta 2-0 Beşiktaş öne geçmişken Ahmet için oyunu yönetmesi gerekirken Ahmet Oviç oyunu yönetemedi. Dikine gidemedi. Çok pas hataları yaptı. Ve Beşiktaş'ta 2-0'dan sonra daha çok pozisyon bulması gerekirken çıkış oyunlarını yapamadığı için çıkamadığı için iyi pozisyonlar bulamadı. Ama Beşiktaş çıktığında bakar orada topu iyi tuttu. Ve Masuakio servisi yaptı. Beşiktaş ikinci golü de buldu. 2-0'dan sonra Beşiktaş girdiği pozisyonları değerlendiremedi. Özellikle Cenk Tosun'da şöyle problem var arkadaşlar. Cenk Tosun teklif aldı. Bir de bu olan olaylar duygusal olarak Cenk Tosun'u etkilemiş. İnsanız hep bizi duygusal olarak etkiler ama şunu söyleyeyim Cenk Tosun'un etkilendiği çok belli oluyor. Beşiktaş'ta bakar formu yakalamışken Cenk'in formuzlu olması Beşiktaş'ın skoru arttırmasını engelliyor. Şöyle engelliyor. Cenk Tosun ve Redmond hücumda Beşiktaş'ın bulduğu pozisyonları hunharca harcıyorlar. Ve en büyük etken bunda hücumda çabuk karar alamıyorlar. Önceden Cenk Tosun çabuk karar alıyordu. Direkt uyguluyordu. Şu an çok bekliyor ve rakip oyuncu arkadan geliyor. Hemen müdahalede bulunuyor. Eski karar alma yeteneğini 1-2 maçtır göremiyorum Cenk Tosun'da. Bunda da aklının karışık olmasının konsantrasyon eksikliğine bağlıyorum. Redmond'u da hiç çözemedim. Et mi balık mı tavuk mu anlayamadım. Şenol Güneş de 70. dakikada Redmond'u çıkardı. Rozier'e oyunu aldı. Rozier'de bir gol kaçırdı. Rozier ön tarafta bazen büyük maçlarda şey Hoca bunu Avrupa'da Adriano ile yapıyordu. Adriano Caner yapıyordu. Artık Beşiktaş'ta da Onur Bulut Rozier yapacak. Bunu görmek için de alim olmaya gerek yok. Ee, Gezal oynamadığı dönemlerde şey Hoca yakında Redmond'u kesecek. Çünkü et mi balık mı tavuk mu ciğer mi ben Redmond'u çözemedim çözemeyeceğiz de çok net konuşuyorum. Sene sonunda Beşiktaş'ın kiralık Redmond'u almaması lazım. Bu konuda da noktayı koydum. Maksimum oynatmamasını Şenol Hoca'nın eleştiriyorum. Şöyle genel anlamda eleştireceğim hep. Çünkü Beşiktaş'ın yaratıcılık problemi var orta sahada. ile oynayacak Maxim. Gezal eleştiği zaman. E Gezal, Maxim, Cenk Tosun'a bakar. Daha yaratıcı bir orta saha olacak. Arkada da Getson'la Ahmetović savunma anlamında yeterli kalır zaten. Ekstra oraya bir de Salih atmaya gerek yok. Salih hamle oyuncusu olarak kullanabiliriz. Ha, Şöyle de olabilir. Getson, Salih, Maxim'le de yapabiliriz. Ama Ahmetović kesecek gibi durmuyor Şenol Güneş. Ben Ahmetović'i çok aşırı beğenmediğimi söylemek istiyorum. Herkes çok beğeniyor, pohpohluyor. Ahmet Oviç'i çok beğenmiyorum. Dün Başakşehir'de de bütün planlar Januzay'ın 35 dakikada gördüğü kırmızı karttan sonra koptu. Bütün planlar işlemedi. 10 kişi kalınca Başakşehir'e. Beşiktaş da erken golü bulmuştu 15'te zaten. Başakşehir için senaryo iyi gelişmedi. Emre Hoca'nın da futbolcuların da haklı. Avrupa'daki genç maçında Başakşehir Avrupa'da genç maçında başarılar diliyoruz. 10 kişi kalınca Başakşehir'in değerlendirecek bir oyun ortaya çıkmadı. Maçta çok Zevkli bir maç değildi. Ortada geçen maçtı. Başakşehir, Konya, Sivas gibi takımların oynadığı maçlar daha çok top tutmaya, top tutup rakip üstüne gelince çıkan, kontrolü çıkan takımlar olduğundan dolayı zevksiz geçen maçlar oluyor. Futbolun tekniği, taktiğini doğru yerine getiren hoca Emre Belezoğlu var ama Başakşehir çok zevkli bir oyun oynamıyor. E, dün de zevkli bir oyun olmadı, gördük bunu. Dediğim gibi benim bu maça dair konuşacaklarım bu kadardı. Ve Ab Bakar bu saatten sonra açıldı. Abu Bakar'ı tutamaz kimse. Şöyle tutamaz. Yani her maç aşağı yukarı golünü atar. Her geldiğinde öyle oluyor Abu Buna da değindim. E, bunu da ilk ben söylemiştim. Hiç de kusura bakmasın kimse. Ben söyledim demiş. Ben demiştim demeyi seviyorum. Hem de çok seviyorum. Hoşuma da gidiyor. Ben Beşiktaş uzmanıyım. Bunu da söylüyorum. Ab Beşiktaşlıyım ben. Ne dedim? Abi bakar. Şov yapacak dedim bu saatten sonra. Çünkü hep geldiğinde sallanıyor ama sonra 1 iki maç alışıyor gollere dönüyor. Çünkü kalite de baki olunca kalite fizikle birleşince ortaya çıkan bu. E Beşiktaş bu sene en önemli şey Adana Demirspor ve Trabzon e, Trabzon kazandı ama üçüncülük savaşı için. Adana Demirspor kaybetti. Sen de direkt rakibin Başakşehir'i yendin üçüncülükte. Ve bu Beşiktaş için çok altın değerinde bir üç puandı. Buna da değindik. Evet gelelim. Lider Galatasaray neleri doğru yapıyor, neleri yanlış yapıyor? Bu liderlik tesadüf mü? Galatasaray yine İyi oynamadığı bir Kasımpaşa maçını kaliteli ayarıyla, yeni transferiyle yeni kaka diye lanse edilen Zaniolo ile kazandı. Zaniolo 45'te ikinci yarı oyuna girdi. Yunus'un yerine oyuna girdi Zaniolo. Ve Zaniolo oyuna girdi. 50 küsürüncü dakikalarda da hemen skoru değiştirdi. Ve tabela, maç sonunda 90 dakikada tabelada 1-0 Galatasaray üstünlüğüyle sonuçlandı. Skorun altında da Direk Zaniolo yazıyordu. Nikola Zaniolo. Bu tesadüf değil. Galatasaray iyi oynamadı. Evet iyi oynamadı ama Galatasaray'ın en büyük artısı iyi oynamadan kazanmak. Galatasaray'ın bu sene Icardi, Oliveira, Mertens ve Zaniolo, Kerem, Barış Alper Yılmaz'ı da ekliyorum ben buna. Gomis'i de ekliyorum. Hücumda o kadar etkili oyuncusu varken Galatasaray'ın şu anda hücum kısmı ön plana çıkmıyor. Galatasaray'ın şu an savunma kısmı ön plana çıkıyor. Galatasaray hücumda çeşitli organizasyonlarla bence çoğu maçlarda gol bulmuyor. Buna Fenerbahçe derbisini, Beşiktaş derbisini ve Trabzonspor maçını, Başakşehir maçını ve bir iki tane de Anadolu maçını geride bırakarak konuşuyorum 25 haftalık süreçte. Galatasaray 25 haftalık süreçte ligde 19 galibiyet almış. 19 galibiyet. Bu 19 galibiyetin 12 tanesini tek farklı almış. Bunların çoğunda da 8 ya da 9'unda bunu saydım. Ama 8 mi 9 mu onu net hatırlamıyorum. Özellikle yayın çekmeden önce araştırdım. 8 ya da 9'unda sadece tek gol yemiş. Galip geldiği maçlarda Galatasaray. 12 maçın 9'unu tek farklı kazanmış. Tek gol yemiş. Ve savunma da açık vermiyor. Şu an ligin en az gol yiyen takımı Galatasaray. 17 gol yemiş. Bir diğer takipçisi Başakşehir 24 gol yemiş. Ve direkt rakibi Başakşehir'e de 7 gol atmıştı Galatasaray. Aradaki gol farkı da bundan oluşuyor. Yani Galatasaray bu sene bu kadar yetenekli kreatif oyuncusu olmasına rağmen dominant hücum futbolcuyla hücum futboluyla ön plana çıkmıyor. Daha çok arka tarafı savunması çok sağlam. Hücumda da yetenekli ayakları doğaçlama olarak bir şeyler yapıyor ve her maçı Galatasaray kazanıyor. Galibiyet serisi de Galatasaray'ın 12 13'e tırmandı. Bunun en büyük sebebi Galatasaray'da Mustara gibi kaleci var. Savunma hattı Abdülkerim, Nelson, Sasha Boy, Dubois oturdu. Önlerinde de Torreira oturdu. Galatasaray orta sahada dağınık görüntü vermiyor. Rakibi kolay kolay kalesine getirmiyor. Getirildiğinde de Mustera gerekeni yapıyor. Sağlam duruyor ve kolay goller yemiyor. Mustera gibi tecrübeli bir file bekçisi var Galatasaray'ın. Savunma attı Galatasaray'ın baskın. En baskın kısmı savunma attı. Ben bunun üstüne çok basıyorum bugün. Niye? İstatistikler ortada. Ben çok istatistikleri aşırı önemsemem ama görünen köyde kılavuz istemiyor. E şimdi Galatasaray çok iyi oynamadı dedim ben Kasımpaşa maçını. Buldu pozisyonlar ortada ama Zaniola bir girdi. Bir al ver. İş değişti. Galatasaray bu maçta da iyi oynamamasının sebebi şöyle. Ben ilk 11'leri gördüğümde Mata ilk 11'de başladığında şunu dedim ben. Doğru karar dedim. Böyle Kasımpaşa gibi kırılgan takımlara karşı Mata'yı oynatması lazım Okan Hoca'nın. Hep söylüyordum ben bunu. İç sahada. Türk Telekom'da. Ama Mata 22. dakikada sakatlanınca ne oldu arkadaşlar? En önemli kısım şu. Rashika oyuna girdi yerine. Rashika. Gelelim Galatasaray hücum hattındaki oyuncularını ele alalım. Icardi dışında onun arkasındaki üçlü. Rashika, Kerem ve Yunus. Üçü de kanat tandaslı oyuncular. Orada yaratıcı işi yapacak oyuncu Matay'dı. Kerem'le, ile alver yapacak. Onların önüne topu at. Pardon. Kerem'le, Yunus'la alver yapacak. Onların önüne atacak. Onların önüne topu atacak oyuncu Matay'dı. Mata çıkınca oyuna Raşika girdi. Kerem, Yunus ve Raşika üçü de kanat tandasında olduğundan Galatasaray'ın oyun planı biraz aksadı ve e, nasıl edeyim birbirine çakıştı 3 üç oyuncuda. Üç oyuncu da aynı profile yakın oyuncular. Özellikle ben Yunus'la Raşika'yı daha çok oyun istiyor olarak birbirine benzetiyorum. Ve ikinci yarı ne oldu? İlk yarı Galatasaray'ın aksayan oyunu. ikinci yarı Zaniolo girince biraz işler değişti. Zaniolo girdi sağ tarafta oynatıyor Zaniolo'yu ama Zaniolo ilk futbola başladığında ofansif orta saha olarak başladı. Kaka diye de lanse ediyoruz. Çok yetenekli birebir de adam geçen sol ayağını etkili kullanan bir oyuncu. Günümüz futbolunda 10 numaralar azalınca sol tarafa evrildi. Sol kanat forveti. Yunus'un yerine Zaniolo girince yaratıcılık görevini Zaniolo üstlendi. Alverler de çok etkili oldu. Verasca ile yaptı Alverler'de de sonunda top önünde kaldı. Kajda karşı, karşı karşıya Icardi'ye de verebilirdi topu ama o özgüveniyle ayak içini sol köşeye atmayı kafasına koymuştu ve güçlü bir şekilde, sert bir şekilde ayak içini yaptı. Kendine emin şekilde gol attı, sevincini yaptı, klasını gösterdi. Zaniolo girdi, yaratıcılık geldi. İlk başta Mata'dan beklediğimiz yaratıcılık, Raşik oyuna girince 3 tane kanat oyuncusuyla oynayınca Galatasaray o yaratıcılık gelmedi. Uyum sorunu çıktı ama Zaniolo gibi yaratıcı bir oyuncu girince Kerem ve Raşika daha özgür oldu. Daha bilindik oyunlarını oynadılar yaratıcılığı da Zaniola üstlendi. Oradaki akıl Zaniola oldu ve Galatasaray maç başında uygulayamadığı planı Zaniola girince uyguladı. Galatasaray yine iyi oynamadığı maçı gol yemeden tamamladı. Ve dediğim gibi ya gol yemiyor Galatasaray ya da tek gol yiyor. Sadece bu 19 maçın kazandığı 19 maçın 3'ünde 2 gol yiyerek kazanmış. Diğerinde birer gol yemiş. Bir gol yemiş. 5 ya da altısında bir gol yemiş. İkisinde de hiç gol yemeden kazanmış. Galatasaray kazandığı maçlar böyle. Hani Galatasaray savunma kısmında çok etkili. Hücum kısmında da Galatasaray organize bir şekilde olmasa da. Ya organize şekilde dediğim 25 haftada bunu değerlendiriyorum. Bir Beşiktaş bir Fenerbahçe maçında müthiş organize işler yaptılar. Büyük maçlarda çok organize ettiler. Ama ligin genelinde organizasyondan ziyade zaten ilk 12 hafta Galatasaray 1-0'larla 2-1'lerle götürdü işi. Savunması yine ön plandaydı. Abdülkerim'in yaptığı ilk baştaki hatalar dışında. Sonra hücum kısmı Galatasaray'ın ön planı nasıl çıktı? Kaliteli oyuncular eklendikçe, Icardi 11'e döndükçe, Mertens klasını koydukça, Olivera klasını koydukça bireysel kaliteler Galatasaray'ı ön plana götürüyordu hücumda. Ama takım savunması gerçekten kreatif olarak çok etkili. Kaleci de kritik anlarda takımı tutuyor ve bu başarı Galatasaray'da, bu liderlik, bu galibiyet serisi de tesadüf değil. Galatasaray büyük maçlarda şunu da yaptı. oyunun belli bölümlerinde şunu da yapıyor. Önde pres uygulayıp bir anda 3-4 kişi basıp kaptığı toplarla hızlı bir şekilde çıkıyor. Ve dönen topları da topladığında Galatasaray dominant bir oyun oynuyor zaman zaman. Ama bunu ligin geneline yayamıyor. Özellikle oynadığı Galatasaray taraftarı benim arkadaşlarım maça gidenler diyor ki bugün maça gidiyoruz. Galatasaray tam bir yemeğe kalıyor. Başakşehir'e 7 atıyor. Ertesi hafta diyor ki biz bekliyoruz bir dahaki iç saha maçını yine aynı oyun aynı zevk gelecek diye aynı oyun gelmiyor diyor Galatasaraylı taraftalar, benim arkadaşlar. Bu sefer ne oluyor? Silik bir oyun oynuyor Galatasaray ama sahneye atıyorum dünkü gibi Zanyola çıkıyor, Icardi çıkıyor, Oliveira çıkıyor, Mertens çıkıyor diyorlar. Bu da gerçek olan bir şey. Rakamları da yansımış. Evet Galatasaray kısmında geçtik. Galatasaray şu an lider. Bakalım. Ligin sonunda neler olacak hep birlikte göreceğiz. Galatasaray'ın buradan şampiyonluk vermesi şu an mucize gibi duruyor. Çünkü momentumu arkasına aldı Galatasaray. Bu momentumu da <laughs> Tayfun hocamdan duymuştum. Kullanayım dedim. Burada da bunu da iletmek istedim. Tayfun hocama da buradan selamlar, saygılar. Trabzonspor kısmına geçiyorum. Trabzonspor Adana Demirspor 4-1'le geçti. Trabzonspor'un şu an hocası yok. Başında Orhanak var. E maç 78'lere kadar 1-1 gitti. 78'den sonra ım, Trabzon işi çözdü. Özellikle Vişka girdi. E, Trabzonspor'un çehresi değişti. Duran topta öyle bir top kesti ki Vigo'nun kafasına Vitor kafasına. Kestiği top öyle kavis aldı ki muhteşem size anlatamam. Sonra Vişka tekrar sahneye çıktı. Frikik'ten öyle bir gol attı ki zamanında 2017 yılında Beşiktaş'ın şampiyon olduğu dönemde ikinci şampiyonlukta Talişka'nın sol çaprazdan Antep'e attığı golü anımsattı bana. Sert öyle bir vurdu ki kaleci Aytaç topu içine almak zorunda kaldı. Kaba bir tabirle. Sonra ben Markovic'in Geniş alan bulan Markovic'in Trabzonspor önüne geçtiğinde çok etkili olacağını düşünüyordum. Öyle de oldu. Trabzonspor son golünde sol Umut bozon attığı golde öyle bir organizasyon yaptı ki o golü çok beğendim ben. Müthiş beğendim. Uzun bir topla sol tarafta Markovic'i buluşturdular. Markovic topla gitti, 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 kısa kısa sürerek arkadan gelen oyuncunun önüne top bıraktı. Kime? Eren Elmalı'ya. Eren Elmalı Umut Bozok'a çıkardı. Umut Bozok çok net bir vuruşta topu ağlara gönderdi. Trabzonspor maçın başında sergilemedi oyunu. Son 15-20 dakikada Vićkan'ın oyuna girmesine sergiledi ve galibiyeti hak ederek kazandı. Başında hocası yokken, başında hoca yokken de Abdullah Avcı da istifa etmişken, başkan da yokken Orhanak yönetiminde böyle ligin dişli direk gibi Adana, pardon, ligin dişli ekibi Adana Demirspor'u 4-1'le geçmek her baba yiğidin harcı değildir. Trabzonspor moral depoladı bu kötü dönemlerde. Biraz da olsa morale ihtiyacı vardı Trabzonspor'un. Maçın başlarında Adana Demirspor'la Trabzonspor maçı dengeli gidiyordu. Adana Demirspor'da net pozisyonları vardı ama değerlendiremediler. Ev Belhanda da yine yaptığı sorumsuzluktan kırmızı kart görünce bir bir dengeli giden maçta Monte yanında yapacak fazla bir şey olmadı. Trabzonspor'da kendi sahasında Yusuf Yazıcı'nın da attığı ilk gol klastı. Biraz şans da ama Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür Yusuf Yazıcı formdayken formda bir girince için de geniş alan bulduğumu 10 kişi kal Adana Demirspor'un savunmasını zorlamasıyla Trabzonspor zor geçmesi beklenen Adana Demirspor maçını rahat kazanarak hocasız bir şekilde kazanarak moral dep oldu. Evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Ligde 25. haftada 3 büyüklerin e pardon 4 büyükler de Fenerbahçe bu hafta oynamadı o yüzden 3 büyükler diyorum. Trabzonspor'un e, Trabzonspor'un Beşiktaş'ın ve Galatasaray'ın oynadığı maçları değerlendirdim. Bu haftalık bu değerlendirmeden benden bu kadar ama yarın Tayfun Cora röportajı. Tayfun hocamızla yaptığımız, Trabzonspor'un eski futbolcusu, şu an antrenör Tayfun hocamızla yaptığımız röportaj gündemi sarsacak. Sergen Yalçın anısı güldürecek. Bizleri takipte kalın. Aktel Spor'a abone olun. Videonun altına, videonun altına like atmayı unutmayın. Tayfun Cora röportajını kaçırmayın diyorum. Görüşmek üzere diyorum. Bugünlük bu kadar.